Elveda güzel vatanım. Ahmet Mit Devletin derinlikleri toprağın derinliklerinden daha karanlıktır. 16 Haziran günü İzmir'e gelişimde uygulanmak üzere bir suikast tertibi keşfolunmuş ve önemli failler suçüstü yakalanıp tutuklanmışlardır. Tutuklananlar itiraflarda bulunmuşlardır. Tutuklanması istenen Sarı Efe Suikastın düzenleyici arasındadır. Hiç şüphesiz Efe'nin İstanbul'da bağlı bulunduğu örgütü ve işbirliği yaptığı arkadaşları vardır. İzmir'deki suikastın başarıya ulaşması halinde adı geçen örgütün suikasttan sonra izleyeceği siyaset için bu gece ve yarın gereken önlemler için toplantı yapmaları beklenir. Sarı Efe tutuklanmış ise ondan alınabilecek ilk basit bilgiler üzerine, henüz tutuklanmamış ise tutuklanmadan sonra bu örgütü ve toplantıyı ortaya çıkarmak için önlem alınmalıdır. Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal'in İstanbul Polis Müdürü Ekrem Bey'e çektiği şifreli mesajdan. Reis beyefendi, şimdi asıl meseleye geliyorum. Gizli teşkilat konusuna. Ta İttihat Terakki programının ne yapıldığını, ne yapıldığı günden beri farz edit ettiğiniz gizli teşkilat meselesine. O gizli teşkilat tarafından verilen suikast kararından katıya malumatım yoktur. Bir insanın bir şeyi yaptığını ispat etmek gerekir. Ben bir şey yapmadığımı nasıl ispat edebilirim? Ben bütün hayatımda hiçbir zaman hiçbir kimseye karşı, hatta en müthiş düşmanlarıma karşı, hayatıma, şerefime, namusuma tecavüz edenlere karşı şiddet kullanmadım. Ve şiddet, kullanılmasına hiçbir zaman razı olmamış, taraftar olmamış bir insanım. Hiçbir hareketimde, hiçbir konuşmamda, hiçbir yazımda şiddet yoktur. İzmir Sökast davasında eski Maliye Bakanı Cavit Bey'in İstiklal Mahkemesi'nde yaptığı savunmadan. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Günaydın Ester. Birinci gün sabah. Sonunda güneş doğdu. Pencereden içeri sızmaya çalışan o kasvetli grilik yerini durup duru bir maviliğe bıraktı. Balkon kapısını açıp dışarı çıktım. Nemli bir rüzgar çarptı yüzüme. Başımdaki ağırlığı giderir umuduyla derin derin içime çektim nemli sabah havasını. Hoşuma gitti. Hatta bir parça canlandırdı beni. Şehir uyanmıştı. Caddeden yükselen bağırış çağırış, sakaların, yoğurtçuların çıngırakları araba gürültüleri. Pera'da o bildik telaş. Aşağıda Kasımpaşa'nın eteklerinde bir süt birikintisi gibi bembeyaz uzanıyordu Haliç. Üzerinde kül rengi lekeler halinde birkaç tekne. Selanik'in uysal denizini hatırladım. Körfez'den açıklara doğru uzanan o sonsuz maviliğini. Selanik'teki evimin balkonu zannederim çok daha genişti bu odadakinden. Zannederim derken içim acıyor. İnsan doğduğu şehri, yaşadığı evi unutabilir mi? Elbette unutamaz. Ama zaman hatıraları siliyor birer birer. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Kim söylemişti bu cümleyi hatırlayamıyorum. Ne yazık ki doğru. Doğru lakin eksik. Ölüm şehirlerimizi kaybetmekle başlar. Vatanımızı kaybetmekle neticelenir. Şu anda kabusu andıran, bu duygu kemiriyor içimi. Şehrimi çoktan yitirdim. Sıra vatanıma geldi. Belki onu da çoktan yitirdim. Ama farkında değilim. Sahi nedir vatan? Bir toprak parçası mı? Uçsuz bucaksız denizler, derin göller, yalçın dağlar, verimli ovalar, yemyeşil ormanlar, kalabalık şehirler, tenha köyler mi? Hayır hayır. Bütün bunların ötesinde bir anlam taşır ve vatan vatan. Ne sadece toprak parçası, ne su havzaları, ne ağaç silsilesi. Annemizin şefkati, babamızın saçlarına düşen ak, ilk aşkımız doğan çocuğumuz, dedelerimizin mezarlarıdır vatan. Vatanı olmayan insanın hayatı da olmaz. Evet, bir vakitler zihnim, kalbim bu fikirlerle doluydu. Şimdi, şimdi bilmiyorum. Evet, nasıl ki o koca vatan parça parça dağıldıysa, fikirlerim, ideallerim bütün hayatım gözlerimin önünde eriyor. <laughs> bütün hayatım gözlerimin önünde eriyor. Yok, endişelenme. Henüz bedenim yerli yerinde. Ne var ki ruhum epeydir can çekişiyor. O kadar acı verici ki, bazen neden uzatıyorsun bu işkenceyi diyorum. Bazen kendi elimle son vermek istiyorum bu hazin maceraya. Sonra vazgeçiyorum. Ölümden korktuğumdan değil, yaşamayı sevdiğimden de değil. Sadece o tuhaf merak duygusu yüzünden. Ama belki de bütün bunlara gerek kalmayacak. Ülkenin yeni sahipleri son verecekler yorgun bedenimde hala çırpmayı sürdüren bu inatçı kalbin çırpınışlarına. Bu ihtimal kuvvetle muhtemel. Arkadaşlarımın başına gelen zannederim benim de başıma gelecek. Ya karanlık bir köşede kafama sıkılmış bir kurşunla ya da ustaca tezgahlanmış bir mahkeme kararıyla yağlı ilmeğin ucunda can vereceğim. Evet hissediyorum. Her an, her saat, her gün çember daralıyor. O yüzden yazıyorum bu satırları sana. Peşimdeler ester. Eski iddiatçıların hiçbirine hayat hakkı tanınmayacak. İzmir suikastı bir bahane. Nihai hesaplaşma başladı. İzmir'de kurulan dar ağaçları yetmedi. Ankara'da da astılar bizimkileri. Suçlu, suçsuz ayırt etmiyorlar. Kara Kemal ki asla bulaşmamıştır bu suikaste. Onu bile ortadan kaldırdılar. Güya intihar etmiş. Hem de bir kümeste. Olacak iş mi bu? Kendi kendini öldürdü yetmiyormuş gibi bu işi bir de kümeste yapıyor. Düpedüz itibarsızlaştırma. Tek tek ortadan kaldırıyorlar herkesi. Ama eminim sıra bana geliyor. Bu kadar iddiatçı zindana atan, sürgüne yollayan, öldüren irade beni sağ bırakır mı? O sebepten taşındım. Beşiktaş'taki evden. Pera bu sebepten geldim. Ev sahibem Madam Melina da ölünce beni dert edecek. Kimse kalmadı şu koca dünyada. Tutuklanırsam birileri beni görsün. Öldürülürsem birileri fark etsin diye. Ölmeyi göze aldım ama onursuzca olmasın istiyorum bu iş. Kara Kemal'in başına gelen benim başıma da gelmesin. Hayır, vesvese yapmıyorum. Bundan adım gibi eminim. Halbuki hiçbir tehlike arz etmiyorum onlar için. Ama fark etmez. Benimki. Belli ki kalemimiz kırılmış. Belli ki dönüş yok bu karardan. Peşimdeler Ester. Kendimi acındırmaya çalışmıyorum. Merhabet dilenmiyorum. Fakat sana yazmak mecbur, mecburiyetindeyim. Lütfen beni affet. Lütfen bana kızma. Evet biliyorum kırgınsın. Belki de bana inanmayacaksın. Hala siyasi maksatlar peşinde olduğumu düşüneceksin. Hayır. Şerefimle temin ederim ki böyle bir niyetim yok. Bunu bir dertleşme sanma. Günah çıkarma olarak da görme. Bir tür kendi kendine hesaplaşma diyebilirsin. Kendine hesaplaşıyorsan niye beni karıştırıyorsun diye sorabilirsin. Evet bunca yıldan sonra nereden geldin aklına diye sistem edebilirsin. Aslında hiçbir zaman çıkmamıştın ki aklımdan. Hiçbir zaman senden ayrı bir ben olmamıştı ki. Evet sözlerime inanmasan da hakikat bu. Selanik'in dar sokaklarında beni bırakıp gittiğin o gün... Bel, belki de bilhassa o gün deli gibi aşıktım sana. Hayır, ben değil. Sen bıraktın diyeceksin. Aldığımız karara uymadın, beni yalnız koydun diyeceksin. Evet haklısın öyle yaptım. Bu münasebeti bitiren de sen değil bendim. Niye mi? Vatan için, millet için, o mukaddes dava için diyebilirim. Ama eksik kalır. Mesele çok daha karışık. İşte biraz da bu sorunun yanıtını bulabilmek için yazıyorum. Çünkü senin niye terk ettiğimi aslında ben de tam olarak bilmiyorum. Belki başa dönersem, belki yaşadıklarımızı yeniden hatırlarsam, belki yeniden yaşamaya başlarsam neden kaçtığımın yanıtını bulmuş olacağım. Biliyorum. Belki de sana yollayacağım, yolladığım zarfı hiç açmayacaksın. Tek satırını bile okumayacaksın yazdıklarımın. Hiç önemli değil zarfları açmasan da ben yazdıklarımı okuduğunu hayal ederek ömrümün son günlerini mesut bir adam olarak geçireceğim. Evet gözlerimi, aklımı, yüreğimi hakikate kapatacağım. Ruhum ne istiyorsa onu gerçekleşmiş sayacağım. Diyeceksin ki bu bencillik, hatta zalimlik, belki de rezilce. Bütün bu aşama aşağılamaları kabul ediyorum. Üstelik bu davranış hiç de yakışmıyorsun bana senin bildiğin Şehsuvar Sami bu tür ucuzluklara kalkışmazdı. Böyle pespayelikler peşinde koşmazdı. Haklısın ama yaşadıklarımı birine anlatmam lazım. Ve ne yazık ki bu çığırından çıkmış dünyada vatan olma vasfını çoktan yitirmiş bu ülkede sırlarımı paylaşacağım senden başka kimsem yok. Devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın.